Biraz önce söyledim tabii konudan konuya geçiyoruz. O geceyi bir anlatır mısınız siz ben çok merak ediyorum. Sizin ağzınızdan çok dinlemek istiyorum. Ahmet Kaya'nın linç edildiği o gece Ahmet Kaya'nın yanında olan iki kişiden bir tanesisiniz siz. Herkes karşı tarafa geçip kimileri çatal bıçak fırlatıp kimileri sahneye çıkıp marşlar söyleyip e, Ahmet Kaya'yı kovmaya, üstüne yürümeye giderken yanında olan iki kişiden bir tanesisiniz. Siz sizin tarafta o işler nasıl gözüküyor? Türkiye hiç dinlemedi. O yüzden ısrar ediyorum onu Yok, anlatın diye. Yok şöyle. Çok anlatıldı, konuşuldu filan ama bu, evet yanım kaldığı şeyde Gülten Hanım yıllar sonra e, adımı anmış ve şey demiş yani çok mutlu etti bizi. Ben bu kadar kirlenmiş bir zamanda zeminde yaptığımı meziyet olarak konuşmayı bile zul kabul ettim o zamanda. Savaş ay rahmet şey yaptı. Ya gel konuşalım. Bir iki Gülten Hanım açtıktan sonra abi kusura bakma dedim. Ben hani eleştirmek için konuşurum. Ama içinde şey çıkıyor. O yüzden çok da uzatmaktan yana değilim. Ama içinde ha onlar yapmadı biz. Öyle değil ki o. Orada büyük bir ayıp var. Yani yapılan şey Ye iltifata gerek yok. Bakmamız gereken, odaklanmamız gereken o ayıp. Hepsi özür diledi. Siz gerçekten. o an yanına oturmayı kararını nasıl verdiniz? Hemen arzuma dedim ki o da anlamaya çalışıyor. İkimiz vardık. Tören işte malum 99. O yılların iklimi. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabii salonda olan bitenden filan. Eee... Masada bir iki kişi daha vardı onlara da biraz emanet ederek. Ve gidip birkaç cümle söyleyip onun o taciz o linç karşısındaki umuduna bir yerden işte şimdi olduğu gibi yani. Farklı değil yani 25 yıl sonra böyle bir zamanda gerçekten insanların çok yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız ve hala muktedir olmazsa biz yanarız gibi yani böyle bir akıl almaz bir şeyle bir sürü sorun büyümüşken ve çözülemiyorken deprem yumuşak karınları işte ben mesela fırsat olsa o bir şey vardı okudum öyle bir alınmışlar ki yoksa ben iş kaybını işçilerimiz için başka insanlar için dertlenirim sendikalarda onun için önemlidir ama ben sanatı üretirken, tüketirken her neyse yani mutfağında ya da önünde herhangi bir beyanım ya da eylemim dolayısıyla hakkı olmasa da kamu kurumunu kendi bahçesi gibi kullanıp bize güya ceza verdin ya da tehdit ceza değil tabii tehdit hani silsek filan. Ben bunu iş kalbi görmem ya yani. bu benim beyanımdır. Geçici de olsa bedelini öderim. Hiç sızlanmaya gerek yok. O yüzden Oyuncular Sendikası'ndan da rica ettim ben. Beni böyle bir iş kaybı gibi aman onu Ama soracağım size. Aman dedim Şu şey geri dönelim. Eşinizden izin isteyip yanına gittiniz Ahmet Bey'le. Yani oturduk konuştuk. Kimse yok yanında değil sarıldık. mi? Sarıldık. E yok işte Masada savaş başı ayakta. Diyor. Evet, ha, evet. E, Gülten Hanım vardı. Bir iki personel çocuklar garson vesaire filan. Ne söylediniz? Ya o sanatçı arkadaşlarının yanında ya ya oraya şeyle mi girsin yani. E, neyse asistanı şoförü şusu busu ya da onu koruyacak birileri filan. Ne söylediniz abi? Ee, bu ülke bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanla yaşatmayacak. Biz buradan başka tür çıkmak zorundayız. Bunların hiçbirini ciddiye sakın alma, içerlenme mealinde şeyler söyledim. Ne söyleyebilirim? O ne dedi? Ne söyleyebilirim? Gözleri doldu, sarıldı. Sarıldı. Evet dedi. Yani onun o beyanında, Ahmet Arif'in şiirlerinde de, Atilla'nın şiirlerinde de e, şarkılaştırırken ortaya koyduğu o tavır var. Yani Ahmet Ahmet yapan özellik o kaldı ki diyebilir insan. O çatal yani, atma sahnesi olduğunda orada mıydınız siz? Tabii tabii, hepsinde orada. Size de geldi mi? Yani siz ya, yok, yok. Yani yani bize gelmedi de yani bir densizlikler oldu tabii. Yani ortada yüzlerce çatal bıçak fırladı fırlamadın şeyi tutulmaz ama yani psikolojik olarak atmosfer başlı başına değil zaten. yani. Yakışık alır mı? Toro sahneye çıkma hikayesi var. Evet. Sizin peki o anda Ahmet Kayanın yanında yer almanız size karşıda bir tavır alınmasına sebep oldu mu Ya elbette oluyor. Bunlar bilinince aynı şey gibi işte. Şimdi biz ittifakta ee, e, yani ben şuradan tekrar edeyim. Ben siyasete girmeye niyetli değildim. Siyasetle ilgili doğrudan organik bir bağ kurmaya da niyetli değildim. Bu teklif merkez partilerden gelseydi merkez soldan da. Ee, arkadaşlarımız daha radikal gidiyor demiyorum. Başkan çok güzel bir daha geniş topluluklara değebilecek ama hassasiyetleri de koruyabilecek bir yol haritası çizmiş arkadaşlar zaten. Onu büyük bir umutla ben de takip ettim. Biz bu buluşmadan önce. Size şimdi burayı soracağım da reklama gitmeden şunu bitirelim. Ee, o geceyle ilgili dönüp baktığınızda üstünden geçtik kaç sene? 99 bugün 2023 yılındayız. Dönüp baktığınızda 25 yıl işte kaba. Türkiye doğru bir özelleştiri verdi mi? Yani ya bir dönem buralar e, evet hatalılar, konuşuldu, özür alılar özellettiği herkes konuşuldu, pişman konuşuldu, oldu konuşuldu, bunu konuşuldu, diyor tabii, musunuz tabii, yoksa e, bir ya, yandan da yaşandı. iklim biraz buraya geldi de o yok, yüzden yok. mecbur Yaşandı. zamanın da ruhu var tabii e, orada o işlerinin ve oradaki e, başkaca gelişmelerin de etkisi var e, temsiliyetlerin de o e, fanatiklerin birbirine başka tür yani reddedenlerin başka tür şeyleri oluştu belki. E, ama bir emek e, harcandı. Yani Hı. öyle kalmadı. Öyle Daha sonra hiç konuştunuz donmadı. mu siz? Yok sonrası gitmişti Hı. zaten. Konuşamadık. Şimdi hatırladığınızda ne hissediyorsunuz o geceyi? Ya büyük bir ayıp olarak benim hafızamda var. Yani insanın kursağında kalıyor. Yani bunlar gerçekten bunlar olacak şeyler değil. Hele o tür salonlarda yani belki sokakta mokakta bir kontrolsüzlük bir şey filan yaşıyoruz. Maçlarda orada burada insanlar hani ama e, ya duyguyu üreten ve duyguyu tüketen bir salon buraya evriliyorsa biz ne konuşacağız ya? Sizce bugün olsa aynı durum Türkiye'de nasıl bir sa salon olur? Yok artık bu bilgi e, biraz daha revize etmiştir. Yani biraz daha hassasiyete artmıştır duygularını diye e, inanıyorum, inanmak istiyorum. Yani. E, her şeye rağmen e, bazı gelişmeler var. E, o spesifik olarak öteki yaratmak, hak ve özgürlüklerin meselesini, e, kültürel kimlikleri ya da etnisite üzerinden oluşan ifadeyi e, bir şeyin içine hapsetmek konusunda da insanlar yavaş yavaş zamanın ruhunda bir arada yaşayarak bunun bir ilişkisi, e, Gerçi kötü örnekler yaşanıyor tabi sağda solda filan ama oradaki provokatif tavırları da doğru deşifre etmek lazım. Yani şimdi Putin Rusyası'yla Zelinski Ukrayna'sı ders gibi hepimizin hayatında yani. Orası o kadar güzel yönetilirdi ki lider, demokratik liderlerin halklarına karşı sorumluluğuyla buyur tablo bu. Büyük bir acı bence.